Sevgili seyirciler, sevgiler, saygılar sunuyorum. Efendim, yeni bir program ve yeni kanalda karşınızdayız. Bu program Düzce Kulis, hem gündemi belirleyen hem gündemdeki konu ve konuklarıyla sizlere değerli meslektaşım Nevzat Cingirt'le birlikte Düzce kamuoyunu ilgilendiren önemli konularla karşınızda olacağız. Efendim, tabii ilkeli, seviyeli ve objektif bir ilke yayın anlayışımız olacak. Burada Düzce gündemi çok önemli. Öncelikle Düzce gündemi, daha sonra Türkiye ve dünya gündemini ele alacağımız konuklarımızla birlikte sizlerle önemli konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Tabii değerli meslektaşım, arkadaşım Nevzat Cingirt'le beraber bu görevi ifa edeceğiz. Nevzat Bey, sizin de kanaatinizi alalım. İlk program, konumuz belli. Düzce'nin önceki dönem belediye başkanı. Evet. İzleyenlerimize bundan böyle 15 günde bir Oksijen TV ekranlarında Düzce'nin bütün problemlerinin konuşulduğu, siyasetten akademiye, belediye başkanlarından bürokratlara kadar toplumun ilgilendiren bütün konuları Düzce Kulis'te masaya yatıracağız, enine boyuna tartışacağız. Ben umutluyum. Senin gibi yıllarını televizyona vermiş bir arkadaşımla birlikte böyle bir programa katılmaktan ben çok başarılı bir yayın dönemi olacağını umut ediyorum. İnşallah. Teşekkür ediyorum ben. Tabii birlikte becereceğiz ve başaracağız. İnşallah. Konuklarımızla birlikte. Sevgili seyirciler, ilk konuğumuz Düzce'nin önceki dönem belediye başkanı ve şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi İl Genel Meclisi üyesi Sayın Dursun Ay. Efendim, tabii ilkemizi tekrar hatırlatarak programa devam edeceğiz. Efendim, ilkeli, seviyeli ve objektif yayınımızda. Efendim, Düzce Kulis başlıyor. Konumuzu teşrif ettiler. Konumuz, biraz evvel bahsettim, Düzce'nin önceki dönem belediye başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi İl Genel Meclisi üyesi Sayın Dursun Ay'ı teşrif ettiler. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum. Oksijen Medya olarak ilk programa beni davet ettiğiniz için özellikle teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bu arada program başlaması nedeniyle İzmir'deki, biliyorsunuz, deprem dolayısıyla İzmirli kardeşlerimizden ölenlere Allah'tan rahmet, yaralı olan kardeşlerimize de Allah'tan şifalar diliyorum. Bir daha böyle doğal afetlerin yaşanmamasını Yüce Allah'tan diliyorum. Tabii, aslında tabii bu bizim program programlanmış bir programdı. Yani bir hafta önce, 15 gün önce, bir ay önce programlanmış program. Sizi de istedik ki Düzce'de bir dönem belediye başkanlığı yapmış, siyasette eskisiniz, ben biliyorum. Siyasette eski bir sima olarak hem sizi istedik, belediye başkanı yapan bir sima olarak, artı siyasi anlamda da önemli bir görev İl Genel Meclisi. İl Genel Meclisi'nde de İl Genel Meclisi üyesi olarak görev yapıyorsunuz. O açıdan istedik ki önceki dönem yaptığınız belediye başkanlığından bugüne gelinceye kadarki Düzce'deki gelişmeler nedir? Bir objektif bakış açısınızı öğrenmek istedik. Bu açıdan bu talebimizi kırmadınız. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Tabii başarılar diliyorum. Evet. Sizinle ilgili çok şey konuşuldu, çok şey söylendi, çok şey yazıldı. Biz bu akşam tabii bu kuliste bildiğimiz, öğrendiğimiz bir takım sorularla sizinle ilgili cevapları almak isteriz. Efendim, tabii tecrübeli bir belediye başkan Mehmet Keleş'ten görevi devraldınız. Sayın Keleş'in istifasıyla birlikte belediye meclisinin üyelerinin aldığı kararla, oynamayla seçildiniz. Atanmış değilsiniz aslında, seçildiniz. Çünkü seçilenlerin seçtiği bir belediye başkanısınız. Evet. Belediye meclisinin onayıyla
seçilenlerin onayıyla belediye başkanı seçildiniz. O açıdan ben atanmış olarak bakmıyorum, seçildiniz yani. Tabii, tabii. Bu yönünüz var. Fakat Sayın Başkan, tecrübeli diyorum çünkü iki dönem belediye başkanı yapmış bir keleş başkan vardı. Daha sonra da belediyeyi yine bakanlık yapmış, Bilim Sanat Teknoloji Bakanlığı yapmış. Bizim için bir değer olan Sayın Doktor Faruk Öz diye devrettiniz. Birinden aldınız, birini devrettiniz. Yani bir bağ kurmuş oldunuz. Evet. Önce şunu başlayayım. Yani bu nasıl bir duygu? Bir başkandan alıp bir başkana devretmek. O konudaki kanaatinizi almak isterim. Evet. Evet, teşekkür ediyorum. Burada tabii ki benden önce Mehmet Keleş bir dönem belediye başkanı yaptı. Bir ara verdi. Daha sonra İsmail Bayram. Daha sonra tekrar Mehmet Keleş göreve devrederken, devam ederken istifa etti. Tabii ki Mehmet Keleş tecrübeli bir belediye başkanı. İki dönem belediye başkanlığı yapan bir kişi. Biz görevi ondan alınca bu sefer kamuoyunda acaba yapabilecek mi? Ne yapacak diye insanlar merak etmeye başladılar. Biz tabii Mehmet Keleş'in iki döneminde de meclis üyesiydik. Hatta birinci dönem ben şirketin genel müdürüydüm. Dolayısıyla konulara hakimdik. Şirket derken? Belediyenin şirketinin genel müdürüydüm. Daha sonra özel bir şirkette genel müdürlük yapmaya devam ediyordum. Belediyenin işleyişini bilen bir kişiydim. Mehmet Başkan'ın istifasından sonra görev bize tevdi edilince hızlı bir şekilde olaylara girdik ve belediyenin tüm birim müdürleriyle toplantıları yaptık, briefingleri aldık. Belediyenin gelir gider durumunu gözden geçirdik. Bu şekilde hiçbir aksaklığa neden vermeden mevcut devam eden projeleri devam ettirdik ve akabinde de önümüzde tabii 1,5 yıl sonra seçim vardı. Seçimde de yine tecrübeli bakanlık yapmış Sayın Bakanımız Doktor Faruk Öz diye devrettik. Dolayısıyla yani görevi alırken de görevi verirken de ben ikisinde de bir mutluluk yaşadığımı söyleyebilirim ve bu arada benim kanaatimce tabii takdir düzce halkınındır. Görevi layıkla yaptığımızı düşünüyorum. Biz adayı gösterelim, göstermeyelim son güne kadar görevimizin başındaydık ve çalışmalarımızı ciddi bir şekilde takip ettik. Bu kısa süre zaman içerisinde çok şeyler yaptığımıza inanıyorum. Sayın Başkanım, müsaade varsa şeyi sormak istiyorum. Hazır buradayken İlk size Ankara'ya çağırdıklarında, görevi tevdi ettiklerinde size orada AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıktığınızda daha önceki sohbetlerimizde de söylemiştiniz. Onu bir tekrarlayalım. İzleyenlerimiz de belki merak ediyorlardır. Bilmeyenler için söylüyorum. Orada sizin nereli olduğunuzu söylüyor. Bir Hamasçuk muhabbeti oluyor Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Ondan sonra da sizin nerede çalıştığınızı soruyor. Hangi fabrikada müdürlük yaptığınızı soruyor. Siz işte oflu mu diyor yoksa? Evet, yani oflu muhabbeti var. Ya ofluyla anlaşan bizimle zaten anlaşır. Verdim size bu görevi diye bir şey var. Nedir bu? Yani şimdi şöyle, hafızalarımızı hatırlayalım, oradan biz, sonra başlayalım. Biz biliyorsunuz 3 arkadaş buradan Ankara'ya davet edildik. Ankara'da arkadaşları birer birer içeri aldılar. En son beni çağırdılar. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın önünde bizimle alakalı dosya var. Dosyada her şey yazılı. Yani bize sadece oradan bazı şeyler soruyor. Hamas'ı sordu. Ben Hamaslık diye bir yer bilmiyorum Düzce'de dedi. Ben de köyümüzün ismi dedim Hamaslık. ben hatırlamıyorum dedi. Kendisine Hamasçı'nın neresi olduğunu izah ettim. Bir de ben çıktıktan sonra şunu gülümsemişler hatta kendileri. Nerede çalışıyorsun dedi. Ben bir şirkette müdürlük yapıyorum dedim. Şirketin cirosunu, kaç kişi çalıştığını falan sorduktan sonra şirketin patronu nereli dedi. Ben Trabzon oflu dedim özellikle. Yani oflu kelimesini ben özellikle vurguladım ki. Çünkü oflular biraz zor kişilerdir. Daha doğrusu tuttuğunu koparan kişilerdir.
Şu anda birkaç tane de bakanımız var biliyorsunuz OFF'tan. Evet. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ben çıktıktan sonra genel değerlendirmede demiş ki bu arkadaşımız OFF'lu ile anlaştığına göre bizimle de anlaşır demiş ve kendi aralarında gülmüşler. Böyle bir hadise yaşanmış. Daha sonra orada komisyonda olan arkadaşlar söylediler bana bunu. Evet, aslında evet. Güzel diyalog. Evet, yani biraz da samimiyet ifade eden cümleler bunlar aslında. Yani evet, yani Cumhurbaşkanının samimiyeti. Hatta Cumhurbaşkanımız tüm arkadaşlara kaç çocuk var diye sorduğunda şimdi öbür arkadaşlarımızın ikişer çocuğu vardı. Benim dört çocuk olunca ben arkadaşlara dedim ki dışarıda ya çocuk konusunda ben 1-0 öndeyim ama gerisini bilmiyorum dedim onlara. Kendi kendimize de böyle bir espri yapmıştık. Evet. Başkanım tabii sizin göreve başladığınızda süre çok kısa gibi görünüyor ama 1,5 yıl mesela şu anda belediye başkanı da 1,5 yıl oldu. 1,5 yılda aslında çok şey sığdırılabilir, yapılabilir. Seçilmiş bir belediye başkanı için söylüyorum bunu. Siz bu görev sürenize hangi icraatlarınızı sığdırdınız desem uzun bir cevap gelebilir. Kısaca bahseder misiniz? Yani bu döneminize neler sığdı? Mesela ben iyi biliyorum Aydınpınar Şelalesi medyaya tanıtım konusunda ciddi mesafe aldınız. Yani bizim gazeteci olarak hiç aklımıza gelmeyen bir şelalede toplantı yapma veya şelaleyi vesileyle tanıtma. Bunlar önemli şeyler. Hatırlatırsanız oradan girelim isterim ben. Yani şimdi tabii pardon başkanım şeyi de söyleyeyim. Yani forumunuzdan bir şey kaybetmemişsiniz. Şu anda aşağı yukarı 600 online izleyen bizi takip ediyor. Buradan da izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. İyi bir giriş yaptık. Tabii o da önemli aslında. Evet, önemli. Yani. Evet. Buyurun başkanım. Evet, ben tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bizi izledikleri için. Şimdi tabii ki yani şöyle kısaca geriye doğru hafızamızı yoklarsak göreve geldiğimiz gün ilk yaptığımızdan şöyle kısaca bir geçiş yapalım. Biliyorsunuz insanların daha önceki başkanımız hakkında işte şeyler vardı, sorunlar vardı. Bunlar ufak tefek konulardı. Mesela işte pahalı arabaya biniyor belediye başkanı vesaire gibi. Biz bunu başka belediyelerde biniyor aslında buna ama bizim Düzce küçük bir yer olduğu için bu çok gündeme geldi filan. Dolayısıyla biz bu araca binmedik ve bunu kısa zamanda sattık bu arabayı. Bir de hemen şehrin genel yapısını bir incelediğimizde neler yapabiliriz diye ilk yaptığımız işlerden birisi hemen çarşının ortasında kokoreççiler vardı biliyorsun. Çok kötü bir görüntüydü. Onları talimatını verdim. Onları bir kenara eski garajın oraya aldık onları. Orada bir standart bir yer yaptık. Hepsini oraya topladık, bir araya topladık. Bu arada yani işler bir işi yaparken başka işleri de takip ediyorsun. Bu Aydınpınar Şelalesi'ni ben yıllardan beri zaten aklımdaydı bu. Milli parklarla görüşüyordum. Milli parklar buranın ihaleye çıkacağını söylediler. Biz belediyeler olarak ihalesiz alabiliyoruz bunu. Hı hı. Dolayısıyla ben talip oldum ve takibine devam ettik. Aşağı yukarı görev süremizin 6 ay falan içerisinde burayı milli parklardan aldık. Ve orası 1000 dönümdür toplamda. Çok büyük bir alan. Küçük bir alanını kullanıyoruz şu anda. İleride sanıyorum belediyemiz daha da bunu genişletir. Orada 3 tane şelale var. Daha büyük işler yapılabilir orada. Orayı kazandırdık. Bunun yanı sıra Melen Park biliyorsunuz başlamıştı. Mesela başkanım Melen Su Park projesine aslında tartışıldı o. Acaba Melen Su Park ne olacak? Mehmet Keleş döneminden sonra Dursun Ay burayı ne yapacak gibi bir takım sıkıntılar ve şaibeler vardı. Siz cesaretle gittiniz. Hatta oradaki su tutmayı da zannediyorum sizin döneminizde oldu. Ona benzer Sayın Keleş'in başlayıp da bitirmediği veyahut da bitiremediği icraatlara el attınız değil mi? Tabii. Yani bizden önceki başkanın başlamış olduğu bütün projeleri bitirdik. Devlette devamlılık vardır biliyorsun. Yani bu esasa dayanarak Melen Park'ı bitirdik ve ona daha fonksiyonlar da kazandırdık. Mesela Melen Park'ta bu Luna Park yoktu. Luna Park'ı koyduk. Luna Park'ın olduğu yerde otopark vardı. Otoparkı biz dışarıda özel idarenin alanı vardı. Boş bir alan. Atıl kullanılan bir alan. Oraya çektik otoparkı.
Ayrıca köprünün ışıklandırmasını yaptırdık. O projede yoktu. Ayrıca Melen'in etrafında boydan boya kenar ağaçları diktirdik ekstra projenin dışında. Bir de Melen'i suyunu şişirdik. Şişirdikten sonra bu biliyorsunuz bir risk yani. O yüzden Melen'in sağına ve soluna ferforje demirden 2,5 kilometre koruma bandı oluşturduk. Ve suyu şişirdiğimiz zaman şu anda hazır mevcut bir türbin, bir de dinamo gerekiyor sadece. Bunu şu andaki yönetim sanıyorum görüşüyor elektrik firmalarıyla. Burada elektrik üretmeye müsait bütün altyapısı yapılmış. Orayı bitirdik. Artı burada 10 dönüm üzerinde adli tıp merkezi kurulacaktı. Onu başsavcılıkla görüştük. Eski Düzce cezaevinin olduğu kısmı aldık orayı da. Şu anda o 10 dönümün üzerine çocuk parkı yapılıyor. Milli eğitime bağlı özel idare ve belediye kanalıyla valiliğimiz. Gerçi adli tıp ne? Düzce'den çıktı galiba. Adli tıp, Sakarya'ya. Hayır, Sakarya değil. Nasıl? Düzce'de yapılması gereken adli tıp eski cezaevinin olduğu yere yapılacak. Bizde şu anda hazır ama yakında ödeneğe gelir ve başlayacak tahmin ediyorum. Bina şöyle, olarak mı? Tabii bina olarak yapılacak. Yani Düzce'nin adli tıbı Melen Park'ta yapılacaktı. Biz bunu uygun görmedik orada. Çünkü bir yandan insanlar Luna Park'ta eğlenecekler, bir yandan da cenaze sahibi orada hastasının işte sonucunu bekleyecek. Rapor sonucunu bekleyecek. O yüzden onu oradan kaldırıp eski cezaevini oraya getirdik. Bu bir tip proje. O proje de oraya çok uygundu. Başsavcılıkla görüştük. Onlar da uygun gördüler ve oraya alındı. Şu anda eski Düzce cezaevinin orası temizlenecek ve oraya yapılacak. O konuyla alakalı dün Düzce yerel basınında haberler çıktı. Sanırım Adalet Bakanlığı Sakarya ile ilgili Sakarya'ya karar vermişler. 6 ilin 9. Adli Grup Merkezi'ni Sakarya'ya karar vermişler. Düzce'de yapılmayacağını söylediler. Ben adliyeyi aradım. O konuda bilgi de aldım. Dediler ki evet Sakarya'ya yapılacak ama belki ileriki yıllarda o tahsis edilen araziye yapılabilir. O da bizim siyasetçilerimizin zannediyorum biraz işi bilmiyorum. Yani bizim dönemimizde yaptığımız bir bilgi. Yeni bir bilgisi ondan onu bilmiyorum ama biz oradan alıp şeye koyduk ki orayı boşalttık. Evet. Boşaltmasak şu anda bu alana çocuk trafik parkı yapılamazdı. Evet. Şu anda trafik parkı aslında yapılır. Aslında zaten bir şey var. Yani mesela Dursun Ay'ın göreve geldiğinde en dikkat çeken basit bir şey gibi görünecek ama tuvaletlerin ücretsiz oluşu. Evet. Mehmet Keleş'i ben daha önceki programı aldığımda ben gelen sorulara hep bakıyorum. Ciddi anlamda tuvaletlerin pahalı olduğu, ücretsiz olması gerektiği hep talep ediliyordu. Ama Sayın Keleş yapmadı. Siz cesaret gösterdiniz. Tuvaletleri ücretsiz yaptınız. Yani benim için kamuoyu en fazla dikkat çeken konu oydu. İsterseniz eğer röportajlar hazırsa, arkadaşlarım hazırlarlarsa o röportajlara bir gelin bakalım. Yani vatandaş ne diyor? Dursun Ay'la ilgili size sorular da gelebilir. Yani birlikte bir izleyelim. Biz de izlemedik çünkü. Tabii. Bizim için yeni olacak. Arkadaşlarımız röportajı yapmışlar. Röportajlar hazırsa bir detaylara bakalım. Dursun Ay'ı tanıyor musun? Dursun Ay bir önceki belediye başkanı. Evet. Tanıyoruz. Tanıyorum. Dursun Ay'ı ben çıkaramadım ya. Dursun Ay'ı tanıyor gibiyim ya. Tanıyorum. Tanıyoruz. Evet tanıyorum. Çay Mahallesi'ni. İyi tanırım. Kendisini şahsi olaraktan tanıyorum. Çok aşırı samimiyetliyim yok. Tanıyorum. Tanıyorum. Çeklerini de tanıyorum. Hı. Beraber bir arkadaşlığım falan yoktur. Tanıyorum. Tanıyoruz. Az çok. Nasıl bilirsiniz peki? Yani gördüğüm kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışan bir başkandı. Valla ben Dursun Ay'ı tuvaletleri ücretsiz yapmasıyla en çok öyle hatırlıyorum. İyi biliyorum. Valla bizim Düzce'mize pek iyi bir belediye başkanı gelmedi, o bir kesin. Özellikle Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgilenmesini de istiyorum, yalan yok. Kendisi Mehmet Keleş'in yerine gelen bir emaneten bir belediye başkanlığı yaptı. Ama böyle pek herhangi bir icraatını görmedik yani. Bizde bir şeyimiz yok, iyiydi, fela değildi. Ya iyi bir insan, bir geçici olarak geldi yine belediye başkanı görevini yaptı. Herhangi bir şikayetimiz olmadı. Görevi yerine getirdi. Herhangi bir sıkıntı yok. Valla çalışkan. Kendi işinde, gücünde yani. İyi biliyoruz. O kadar da fazla şeyliğimiz yok ama iyi yani. Normal. Belediye başkanlığı sürecinde yaptığı en önemli icraat nedir sizce?
Ben o kadar çok takip etmiyorum işin açıkçası. Yani bir şey söylersem yanlış olur. Valla o kadar çok böyle yapbozlar yapıldı ki Düzce'de. O çok durağandı ya. Ben şudur diyebileceğim bir şey yok. Valla bence hiçbir önemli icraatı görmedim. Her gelen bir kaldırım yol yapıyor gidiyor. Yok öyle bir icraatı. Ben de hatırlamıyorum. Varsa hatırlayan çevirin şuradan herhangi bir Düzceli'ye sorun var mıymış yani? Halkın içine gezmesiydi bence yani. Ben her yerde görüyordum onu. Hani caddelerde, sokaklarda sürekli görüyordum. Yani en büyük icraatı hani belki icraat olarak gözükmüyordu ama bence halkla bütünleşmesi yani şey oydu bence. En önemli icraat halkın içinde olması. Halktan kopuk olmaması. En basitinden mesela şurada caminin önünde oturuyoruz şu lavaboları. En basitinden ücretsiz yapmışlar. Mehmet Kereş'ten 220 bin liraya aldığı borçla devraldığı belediyeyi 500 bin lira borçla devretti. En önemli icraatı budur. Eskisinde bir işe bulamadık. Bu seferki daha iyi yani. Şu anda daha iyi çalışıyor yani. Hızlı bir giriş yaptı. İnşallah devamını bekliyoruz yani. Dursun Ay'ı tanıyor musunuz? Şimdi tabii izlediniz. Evet. Borç konusunu ben size bırakayım Özel. Ne anladınız yani? Sizin yorumunuz ne? Sizi nasıl görmüşler, nasıl tanımışlar? Yani demek ki ama tuvaletlerin ücretsiz... İnsanlar ekonomiyle ilgili her soruna sıcak bakıyorlar. Sorunun çözümlenmesine sıcak bakıyorlar. Küçük bir şey diyeceksiniz aslında tuvalet parası ama günde 5 kere tuvaleti kullanan insanlar var. Camiye gidip de mesela yaşlı insanların kullandığı... Özellikle, evet. Yani cepten çıkan paralar bunlar evet. Yani. O açıdan evet. Nereden bu fikir nereden aklınıza gelmiş sizin? Şimdi Erol Bey şöyle bir şey oldu. Hemen Asar Deresi'nin kenarında belediyenin bir tuvaleti var. Ben göreve geldiğimde arkadaşlar dediler ki buranın ihale süreci bitti. Başkanım buraya ihale yapacağız. Ben dedim ki yani burası ne kazanıyor? Nedir ne değildir diye bir sordum. Dediler ki vallahi burası bir şey kazandığı yok. Hatta orayı çalıştıran kişi doğru dürüst parasını da ödemiyor. Bir sürü sorun yaşıyoruz dediler. İhaleyi alıyor birisi. Kimse de girmiyor dediler. Bir kişi giriyor. Ondan sonra elektriğini de ödemiyor doğru dürüst falan. Böyle bir sıkıntı var. Dedim ki o zaman yani niye biz ihaleye veriyoruz? Vermeyelim ihaleye. Bundan sonra dedim tuvaletler ücretsiz olsun. Zaten böyle de bir düşüncemiz vardı. İlk orayı biz hemen tamirini, bakımını güzelce yaptık. Orayı ücretsiz yaptık. Sonra camilerle ilgili tuvaletleri yani yapmış. Önce belediyenin kendi yerini ücretsiz yaptık. Arkasından cami dernekleriyle beraber bunu sayın giden valimiz, Samsun valimiz Zülküftalı Bey'le de konuştuk. Bu arada ona da geçmiş olsun diyorum. Kendisi ve ailesinin koronavirüs olduğunu duyduk. Buradan kendisine geçmiş olsun diyoruz. Cami derneklerini topladık. Valilikte, valimizle beraber konuştuk. Sayın Valimiz dernek yöneticilerine, belediye başkanımız camilerin tuvaletlerinin ücretsiz olacağı yönünde şeyleri var dedi, talepleri var. Tabi karşı çıkanlar oldu. Ben de dedim ki bu sefer kardeşim para topluyorsanız o zaman suyun da dedim parasını ödeyeceksiniz bana. Su benden, parayı siz topluyorsunuz. Yani nasıl oluyor bu iş gibi filan. Dolayısıyla oradan işe giriştik. İtiraz edenler filan oldu ama en son yani kararı verdik ve ücretsiz olarak başladık. Bu arada vatandaşa tabii iyi hizmet etmek için peçeteydi, havluydu filan her türlü imkanı sunduk ama bizim insanımız da biraz çok fazla kullanmaya başladılar peçeteyi vesaire. Daha sonra bunu kaldırdık. Orada hava üfleme, sıcak hava üfleme aparatları koyduk. Peçeteleri kaldırdık. Yani bir sistem oturmuştu. Ama sonradan biz görevden ayrıldıktan sonra cami dernekleri başkana gitmişler. Birkaç kez herhalde çok zorlamışlar. Efendim biz işin içinden çıkamıyoruz filan diye. Sayın Bakanımız da onlara 50 kuruş olmak kaydıyla düşük bir fiyatla yapabilirsiniz demiş ama bir müddet 50 kuruş devam ettikten sonra tekrar 1 liraya dönmüşler galiba şu anda. Evet. Öyle sanıyorum. Evet. Sonuçta durum böyle yani. Evet. Yalnız ben bu arada şeye girdim, neler yaptığımızı hemen konu başka yere gitti. Yani kısaca isterseniz... Yok kısaca gidelim çünkü vakitte... O soruları da soracağız da bir de hazır sizin çalışma kitabınızı, icraatlarınızla ilgili kitapçı elimize aldığında bir şey dikkatimi çekti başkanım. Buyurun. Ondan sonra zaten icraatları da anlatırsınız.
Yani tamamına baktım. Burada atlı zabıtayla ilgili şeyi değerlendirmemişsiniz. Yani şeyde göremedim. Bir özel ya, nedeni mi var? Ya yaptığımız işlerin tamamını sığdıramadık. Ama şöyle, yani atlı zabıta işi Türkiye'de yeni bir şey. Yani belediyelerin, yani ben bu zamana kadar görmedim. Sahil bantlarında jandarma güvenlik açısından bir yere, birkaç yere koymuştu. Atlı zabıta yok Türkiye'de, Avrupa'da var. Evet. Yani siz olmayan bir şeyi Düzce'de uygulamaya soktunuz. Ama daha sonra kayboldu, kamuoyunda işte beygirler kaçtı dediler, bilmem ne dediler, o oldu, bu oldu. Yani neden kitapçık değer almadı ve şöyle, biz uygulama atlı, tutmadı mı? Biz atlı zabıtaları kısa bir dönem kiraladık bunları. Atlı sahibinden oluyor aslında. Almadık yani atları. Evet, var, onlar var. Çünkü var. Yani at bakmak kolay bir şey değil. At bakmak gerçekten profesyonelce evet, bir iş. Evet. Dolayısıyla önce bir kiralayalım dedik atları. Yani onları da 10 bin liraya 2 aylığına kiraladık yani. Üzerindeki şeyleriyle beraber. Yani şu anda üzerindeki arkadaşlar da olmak kaydıyla 2 aylığına kiraladık kışa girerken. Çünkü atı kışın üşüttüğü zaman at bir bakıyorsun sabahleyin ölmüş. Dolayısıyla yani at işi kolay bir iş değil. Yani bunun ahırını yapacaksın, samanını ayarlayacaksın, bakıcısı ayrı olacak, binicisi ayrı olacak ve senin zabıtalarından bu ata binen insanlar olacak. Biz bunu bir deneme amaçlı başlattık. Eğer bunu yapmak istersen altyapısını oluşturacaksın. O yüzden biz altyapısını oluşturmadığımız için Melen Park'ta bunu bilhassa kullanmak istedik. Çünkü Melen Park'ta alanımız çok büyük. 100 dönüm bir alan var orada. Melen Park'ta insanlar geliyor, çocuklarıyla beraber resim çektiriyorlar. Ata dokunmayı çocuk istiyor özellikle. Bunlar çok güzel bir duygu. Tabii ki Avrupa'da var. Şu anda bizim büyük illerimizde de var. Mesela yeni gördüm. Bursa'da, Konya'da atlı zabıtalar, hatta atlı polisler var. Bunlar olması gerekiyor. Şehre bir canlılık katıyor bu. Yani biz bunu tabii yapmak için o oluşu da aslında biz sadece sağlıyor, yani bunu tabii. Melen Park'ın fonksiyon kazanması, Melen Park'ın tanıtılması amaçlı bu işi yaptık. Çünkü Melen Park'ı tanıtmazsak, hatta bir ara ücretsiz otobüs kaldırdık buraya. Niçin? Orası tanınmazsa, kimse gitmezse, gelmezse yaptığımız masraf yani heba olacak. O yüzden Melen Park'ın tanıtımı amaçlı böyle 2 aylık bir dönemde bunu kiraladık. Öylece kaldı. Yani orada atlar Melen, kaçtı falan diye bir şey yok. Melen Park'a büyük emeğiniz var. Ve şu anda memnun musunuz Melen Park'takinin son durumundan? Ya artık benim memnun olup olmamam hiç önemli değil. Yani halkımızın memnun olması önemli. Dolayısıyla belediyenin Park Bahçeler Müdürlüğü illaki takip ediyordur, bakıyorlardır. Yani benim memnun olup olmamam o kadar önemli değil. Peki Sayın Başkanım, pardon, buyurun, buyurun, şu icraatlarıyla ilgili asfalt özellikle, yani sizin de memnuniyetinizde çok yoğun bir asfalt çalışması oldu Düzce'de. Onunla ilgili biraz şey yapabilir miyiz? O kamuoyuna yansıyan 250 bin ton muydu? Nasıldı o sizin asfalt? Evet, şeyiniz? Çok yani şimdi rakam. Şöyle, arkadaşlar biliyorsunuz biz göreve geldik. 1,5 yıllık görev süremiz vardı. Bu arada 2 tane de seçim var. Hemen göreve geldik. Yaklaşık 6 ay sonra filan bir seçim var. Milletvekilliği seçimi. Milletvekili seçimi. Akabinde de tabi belediye başkanlığı seçim var. Bizim dolayısıyla durmak veyahut da çeşitli önlemler alma şansımız yoktu. Yani gece gündüz çalışmak durumundaydık. Bu yüzden hatta vardır milletvekillerimizde filan gece Beyköy yolunda asfalt döktük gece yatsı ezanı okunurken. Yani şeyin başındaydık, finişlerin başındaydık. Biz kalıcı konutların en yüksek tepesinden başladık. Daha Düzce'nin güneyine, Beyköy'ün sınırına kadar asfalt yaptık. Mesela Aydınpınar'la başkanım, Aydınpınar'la terminal arasındaki o yol yıllardan beri tabii, konuşulan istenen bir yol. Yani, çözdünüz, doğru. Aydınpınar'dan Mezarlığa 2,5 kilometre o yolu yaptık. Çünkü o yolu yapmazsak biliyorsunuz otoban bağlantısını yaptığımızda o yol olmadı mı hiçbir fonksiyon kazanmayacaktı. Sovancı'dan başladık asfalta yeni sanayiye kadar. Yeni sanayide bugüne kadar yani hiç bir iş yapılmamış. Biz yeni sanayi komple asfaltladık, altyapısını yaptık.
Yani yeni sanayi bir canlandı. Dolayısıyla yeni sanayi yönetimi geldi, bize plaket verdi, teşekkür ettiler. Daha doğrusu günlerce geldiler bize buranın asat olması için. Evet. Yani biz bu kısa dönem içerisinde 250 bin ton asfalt döktük. Hani arkadaşlar, bir arkadaşımız orada dedi ki işte şu kadar borcu aldı, buraya getirdi. Evet, oraya gelecek. Oraya da şey yapın isterseniz. O zaman oraya geçmeyelim. Oraya ama daha sonra geçeriz. Asfaltla ilgili mesela Aydınpınar'la Düzce'nin, başkan Düzce'nin güney kesimine fazla yatırım yapılmadığı bir anlayış var. Yani evet. Aydınpınar mıntıkası yıllardan beri Çay Mahallesi nüfus olarak da çok büyük bir merkez. Ama ne hikmetse her belediye başkanı Düzce'nin güney yakasını es geçmiş. Yıllardan beri o yolu ben biliyorum. O yol bağlanmamış. Yani Aydınpınar'la Mezarlık arası otoban açıldıktan sonra da o yol bağlanmamış. Yani o cesaret gösterdiniz aslında. Ben Erol Bey, şimdi belediye başkanı şehrine bütünsel olarak bakar. Biz şimdi geldiğimizde baktık, Düzce'nin doğusunda adliye binası var, işte emniyet var. Düzce'nin doğusu bu şekilde. Şeye geldiğimizde, kuzeye geldiğimizde üniversite var, hastane var. Batıda da şeyi yaptık, Belen Parkı yaptık, orada bir canlanma gösterdik. Güneyde de bu bağlantılı yolunu yaparak, Aydınpınar'dan bu yolu yaparak ve oradaki bütün mahalle aralarının asfaltını yaptık. Sadece o yolu yapmadık yani. Şu an bak görüyorsunuz orada 4 katlı binalar hemen hızlı bir şekilde devam ediyor. Hatta biz o yolu açarken bir alanda kavak ağaçlarını kestik. Kavakların arasına insanlar inşaat başlamışlar, yolları yoktu. Yol yani, olunca inşaat olur. Tabii yani yolu yok ama bu yol yapılır düşüncesiyle başlamışlar. Biz oradaki toprağı da aldık, ziyan etmedik. Bizim biliyorsun şeydeki Kabalak üzerindeki barınağımızın zemininde toprak yoktu. Hep taşlık alan çıkmıştı. Toprakları da oraya taşıdık, o verimli toprağı oraya götürdük. Çünkü çim bitsin diye. Yani her şeyi değerlendirdik. Asfaltımız böyle. Arkasında Düzce Spor. Düzce Spor'a çok büyük bir tesis kazandırdık. Bu önceki dönem başlamıştı. Biz orayı bitirdik ve oranın içerisine konulacak tüm mobilyaları falan hazırladık. Bütün futbolcuları topladık, oraya yerleştirdik. Yani orasını bitirdik. Kapalı pazar yerini bitirdik. Ve kapalı pazar yerinin orada şu anki başkanımız, o zaman bakandı, kendisi açılış yaptı. 12 tane büyük Mercedes otobüsler aldık. Hem pazar yerinin açılışını yaptık, kapalı pazar yerini, Cumhuriyet Mahallesi'ndekini, hem de otobüslerin açılışını yaptık biliyorsunuz. Yani bunun gibi, mesela Mehmet Keleş döneminde başlamıştı tramvay. Biz onu artık orada sökemezdik ki, mecburen bitirdik, tramvayı devreye aldık. Yani şöyle bir şey var. Ben yine para konusuna gireceğim. Siz sormadan. Şimdi yani röportajlarında gördüğüm için hemen dikkatimi çekti. Bıraktı diyor. Şimdi arkadaş böyle söylüyor ama o 500 bin lira değil. Yani yanlış biliyorlar. O fatura niye size çıktı peki? 500 bin lira değil. Şimdi önceki başkanın yapmış olduğu tüm projelerin şeyleri benim dönemime yazıldı. Çünkü işi biz bitiriyoruz. Son hak edişleri bize yazılıyor. Bir o. İkincisi de yani kısa bir dönemde 250 bin ton yani yaklaşık olarak 50 milyonluk asfalt yapmışız. 50 milyonluk asfalt yapmışız. Bir de şöyle bir şey var. Takdir edersiniz ki yani bu kadar işin içerisinde kimsenin ne suyunu kestik ne kimseyi icraya verdik. 80 milyon alacakla bıraktık. Yani herkes hani borcu konuşuyor ama hiç kimse alacağı konuşmuyor. Kimsenin suyunu kesmedik. Hatta seçime girerken bir vatandaşın suyu kesilmiş. Vatandaş bizim işte şeyi arıyor, teşkilatı arıyor veya siyasileri arıyor. Diyor ki efendim belediye benim suyumu kesti. Ben de su kesmiyorum yani. Talimat verdim. Öğrendik ki vatandaş kirasını ödememiş. Ev sahibi dilekçe vermiş. Ev sahibinin üzerine su. Ev sahibi demiş ki benim suyumu keser misiniz diye dilekçe vermiş. Biz de buna istinaden kesmişiz. Bu sefer ben ikinci bir talimat verdim. Yani suyu dedim ev sahibi kesmek istese de kesmeyeceksiniz dedim. Yani öyle talimat verdim. Yani bu, hani yani bu, böyle durum. Bu borç şeyinden şunu mu anlamamız lazım? Yani borç varsa alacak da var ama borç bu kadar yok. Belediyede şöyle bir sistem vardır. Belediyenin Excel tablosuna
şu anda tuşa bastığınızda tüm zamanların faizlerini en son atar. Yani en sondaki kişi borçluymuş gibi görürsünüz. Mesela bugün belediyenin borcu diyelim 100 bin liraysa yarın farklıdır. Çünkü her gün faiz oranları değiştiği için, faizler her gün üst üste bindiği için ve sistem en sona atıyor şeyi. O yüzden ana paralara bakmak lazım. Faizleri de o güne göre güncellemek lazım. Orada bir sorun olmuş. Daha sonra belediye düzeltti bunu. Ama kamuoyunda bir duyuldu. Denildi ki şu kadar borç var, bu kadar borç var. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Düzce Belediyesi'nin yani yönetilemeyecek bir borcu yok. Şu anda işte belediye başkanımız, sayın bakanımız da bunu yönetilebilir bir pozisyona devam ediyor. Sayın Başkanım, olay bu, bundan ibaret. Şey geçeyim o zaman, yani bu hazır borç şeyini konuşurken siz de hatırlarsanız, siz de rahatsız eden bir konuydu. Hatta yayın öncesi sohbet ederken ofiste de bu hurda meselesi var. Yani basına da çıktı, 400 ton 4 ya da 400 bin ton mudur ne hurdanın kaybolduğu, evet, satıldığı biçiminde biliyorsun. Siz görevi devrettikten sonra böyle haberler çıktı kamuoyunda. Bu da sizi epeyce rahatsız etmişti. Bu konuya da hazır girmişken izleyenlerimize bir açıklık getirin. Nedir bu hurda mevzusu? Ya biz şimdi görevimiz bittikten sonra bu haberler çıktı. Ben de konuya vakıf değildim daha doğrusu. Çünkü belediyenin müdürleri var, müdürlükler, belediyenin şirketi var, müdürlükler var. Bunlar işlerini rutin olarak yaparlar. Belediye başkanı her şeye müdahale etmez. Daha önceden bu hurdalar ihale yapılmış. İhaleye Makine Kimya itiraz etmiş. Mahkeme kararıyla bize demiş ihalesiz vereceksiniz. Dolayısıyla belediyemiz de ihalesiz bir şekilde Makine Kimya'ya vermiş. Yani olay bundan ibaret. Tabii ki o zaman gazeteci arkadaşlar filan bu işte adliye gelsin, hakimler, savcılar bu olaya baksın diye. Gerçekten de adliye bu işe el attı ve geldiler, baktılar, incelediler. Makine Kimya'ya verildiğini, her şeyin nizami olduğunu görünce bu konuda takipsizlik kararı verildi. Ama tabii ki sizi tenzih ediyorum ama yani ne yazık ki bunlar yazılırken büyük puntolarla yazılıyor şeyde, gazetelerde veya şeyde. Sonradan takipsizlik küçük bir notla yazıldığı için vatandaş tam konuyu bilemiyor yani. Olay bundan ibaret. Evet. Ama şey mesela Nevzat, bu borçların kapatılması konusunda başkanın ben şahit olduğum bir takım çalışmalar oldu ilk dönemlerde. Bir çabası var. Mesela borcu olanlar geldiler çöple ilgili, efendim asfaltla ilgili. Zaten siz o araçları sattığınızda nereye verdiniz? Borç kapatmadınız mı? Tabii ki onunla ne borç kapanacak? O çok fazla bir para tutan bir şey değil ki yani. Yok, hurdaların tutacağı çok ciddi bir para. Yani burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani belediyenin hurdası, onu önceki başkanımız daha yüksek paraya satalım diye ihaleyle satmak istemiş. Şimdi ihaleyle satıldığı zaman ihaleye gelenler kendi aralarında fiyat yükseltiyorlar. Ama Makine Kimya bunu yarı fiyatına falan alıyor. Yani demir sonuçta, demirin hurdası kaç para olur? Ona göre satışa çıkarılmış. Yani Makine Kimya da itiraz edince mecburen Makine Kimya'nın istediği fiyata tartarak Makine Kimya'ya veriyorsun. Olay bundan ibaret. Yani hurda konusu o şey kapanmış oldu. Yani hurda konusu böyle arkadaşlar. O borçları bizim, kapatırken yani bizim veremeyeceğimiz bir hesabımız yok yani. Böyle evet, bir şey yok. Yok zaten biz yani konuya konuşulduğu için açıklık getirdi. Tabii açıklık getirdi. Teşekkür ederiz. Bana böyle bir imkan değil yani. Bana böyle bir imkan verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Peki başkanım, tabii o 1,5 yıllık icraatınız dönem içerisinde dönem yani bütün belediye başkanlarında da ben tanık oluyorum. Yani aşağı yukarı bu meslekte 35-40 yıldır hasbelkader şeyin içerisindeyim. Bütün belediye başkanları ne yazık ki teşkilatlarıyla, yani bu sadece AK Parti için konuşmuyorum bunu. CHP'de de böyle, MHP'de de öyle, diğer partiler de aynı. Ne yazık ki belediye başkanı koltuğuna oturduktan bir süre sonra teşkilatıyla ister istemez aralarında sıkıntılar oluyor, tartışmalar oluyor. Bu kamuoyuna yansıyor. Sizin de Hikmet Keskin'le böyle şeyleriniz dönem dönem kamuoyuna yansımıştı, polemikler. Hatta
bir sosyal medya hesabından da bir caps yapılmıştı. Yani sizi ve Hikmet Keskin'i rencide edici bir şekilde sizi makam arabasına girmeye yaklaşırken ittiği bir şey var. O görüntüyü şey yapabilir miyiz arkadaşlar? O şey sosyal medyaya düştüğünde ne düşündünüz? Yani hiç içiniz burkuldu mu? Bir insan olarak beni rencide etti o. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki olaylar spontane gelişiyor. Ben daima yani ilkeli hareket etmeye çalışan bir kişiyim. Yani büyüklerime saygım daima yani o mesafemi bilirim. Orada bir tabii ki şey var, problem var ama ben olaya müdahale ettiğim zaman problem daha da büyüyecek. O yüzden yani bizim böyle işte yok orada durmuşum, burada durmuşum. Ben bu tür böyle bana basit geliyor bunlar. Yani ha Cumhurbaşkanı'nın yanında durmuşsun, ha öbürde durmuşsun. Orada spontane denk gelmiş, boş bulmuşuz. Cumhurbaşkanı orada dururken gidip başka yerde durma şansı yok. Mecbur yanında duruyorsun. Yani ben Cumhurbaşkanı'nın hemen yanında durmuşum veya biraz ötede durmuşum. Benim için çok fazla bir şey değişmediği için ben önemsiz arz ettim bunu ve hiç fazla gale almadım yani. Yok, olayın üzerine gitmedim. Önemli olan orada hep birlikte olmak. Tabii ki o yanlış bir hareket ama orada durulmuşsa onun orada değil de bir yan tarafında durulur falan. Fark eden bir şey olmaz. Böyle bir şey oldu. Yani ben pek önemsemediğim için bu konuda herhangi bir yorum yapmadım. Bunlar yani. Kamuoyunda farklı... Tabii kamuoyu değerlendirir bu şeyleri. Yani biz onun için şey yapmayız. Evet, başkan. Şimdi mesela sizin hani icraatlarını konuşuyoruz ya, hatırlatıyoruz ya. Katın düşürmesiyle ilgili mesela Konrad bölgesinde ciddi anlamda kule gibi binalar inşaatı düşünülüyordu. Siz 8 kata düşürmüştünüz değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Artı 4 kata düştü merkezdekiler. Şimdi bizim biliyorsun Düzce Ovası'nda yani merkezde bu 8 kata düşürülme 5 kat vardı. Nereden kaynaklanmıştı? Böyle talep mi vardı yoksa İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir şimdi şöyle Cumhurbaşkanımızın talepleri bu doğrultudaydı biliyorsun. Cumhurbaşkanımız Düzce'ye geldi ve Konralp bölgesine 42 katlı ikiz bir kule yapılacaktı aslında. Benim geldiğimde masamda vardı bu. Doğru. Böyle bir çalışma varmış. 42 kat. Cumhurbaşkanımız da gelince yani Düzce'de yani yüksek binanın olmasını kesinlikle taraftar değildi Cumhurbaşkanımız da. Biz de genel bir değerlendirme yaptık. Mimar arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle oturduk, değerlendirdik. Hatta orada Japonya'dan gelen şeylerimiz vardı, dostlarımız vardı, mühendis arkadaşlar vardı. Onlarla da istişare yaptık. Biliyorsunuz Japonya'da deprem bölgesi. Evet. Onlar bize şunu şey yaptılar. Düzce Ovası'nda yani 5 kat betonarme mantıklı dediler. 5 katın üzerine çıkmamak lazım. Ancak çelik konstrüksiyon olursa bunu 2 ile çarpabiliriz. 10 katlı bina yapılabilir. Çelik konstrüksiyon Düzce Ovası'nda. Şeyde Üsküvi'de sert zemin kısımda da 10 kat yapabilirsiniz beton. Çünkü beton binalar esnemez. Ama çelik yaptığınızda 20 kat yapabilirsiniz şeklinde. Biz tabii onlardan bir fikir aldık. Kendi mimar, mühendis ve meclis üyelerimiz oturduk, değerlendirdik. Düzce'de kat geçişleri vardı. Bir yerde mesela bir köyde 15 dönüm yer almış adam bunun üzerine 5 kat bina yapabiliyordu. Yanında da hemen 1 ve 2 kat var. 2 kat vermişiz biz. Yani bu çok anormal bir durumdu. Dolayısıyla biz şöyle bir lejant kararı aldık. Düzce merkezde 4 kat hatta 4 katın yanında birdenbire 2 kata düşme yok. 3-2 şeklinde kat geçişleri yaptık. Ön taraf 4 kat olunca arka taraftan birdenbire 2 kata düşmesin. Bazı bakir alanlar öyle çünkü. Yeni belediye sınırlarına girmiş köy alanlarında geniş yollar varsa 20 metrenin üzerindeki yolların kenarları hem ticaret hem de 4 kat şeklinde. Dolayısıyla bunun hemen arka bahçeleri 2 kattı. Onu da 3 kata çıkarttık. Böylece 5 katla
şey arasındaki tolere etmiş olduk. Evet. Üniversitenin orada da mevcut şeyini almış, inşaat ruhsatını almış. İnşaat ruhsatını almış kişi çeşitli ekonomik bağlantılar yapmıştır. O yere belli bir para ödemiştir. Dolayısıyla oradaki iş insanlarını da zarara sokmamak için mevcut dedik şey alanlar, inşaatının izinli alanlar yapsınlar. Bunlar da 16 tane falan da toplam saydık. Geri kalanları 8 kata düşürdük. Yani orada da 8 katla sınırladık. Bu biliyorsunuz üstten 8 kat ama alttan 10 kat gibi oluyor. Çünkü çift bodrum falan oluyor. Dolayısıyla bu şekilde sınırlamıştık. Tabii şu anda orada bir düzenleme daha yapılmış. 5 kata indirilmiş herhalde üst gibi. Yani biz o şekilde yaparak kat yükseltmedik. Katları kontrol altına aldık. Dolayısıyla biliyorsunuz Düzce deprem bölgesi. Bir de bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Yani bizim insanımız ne yazık ki bir araç alırken bir ikinci el bir otomobil alıyor. Gidip bunu gösteriyor şeye. Bir ustasını buluyor. Motoru nasıldır, kaportası nasıldır baktırıyor. Ya bir ev alırken insan gidip bir inşaat mühendisine çağırıp sormaz mı? Yani ben bu evi alıyorum ama yani 200-300 bin lira, 400 bin lira para veriyorsun. Ben bu evi alıyorum ama bu ev depreme dayanıklı mıdır? Düzce deprem bölgesi. Ya bir sorsun yani. Bunu sorsun. Artı aracına 10 bin kilometrede bir bakım yaptırıyor. Yani evi aldıktan sonra 10 sene, 20 sene geçiyor, eve bir bakım yaptırmıyor. Evde herhangi bir hasar var mı? Çatısı akıyorsa, çatıdaki demir filizlerinden su emiyorsa kolonlar zayıflıyor demektir. Veya alttan zeminden su alıyorsa... Bu bir anlayış meselesi. Yani çabuk olmuyor. Için, yani bu öncelikle evimizi alırken kalebodruna, fayansına, musluğuna, mutfağının güzelliğine bakmayalım. Evet. Yani burada genelde hanımlarımız hemen mutfağa gidiyorlar. Mutfak dolapları güzel diyorlar. İşte mutfak şeyi güzel. Biz, onlar ona baksınlar. Onlar oraya bakarken biz de inşaatın kirişine, kolonuna depreme dayanıklılığını kontrol edelim. Sayın Başkan, tabii vaktimiz daralıyor. Çünkü evet. Bu pandemi sürecinde bir kısıtlama var. 22'de zannediyorum bitecek. O yüzden hızlanalım. Hızlı bitirmemiz tamam, lazım. Tamam, o zaman uzatmayalım. Şöyle yapalım. Bir soru sorayım. Öyle tamam, mi? Tamam, sen... Ben Sayın Başkan'la yapılan röportajları acaba kullansak mı diyorum yani. Dinleyelim, yoksa önce sen soru istersen. Senin soracağın soru bekle, onlar orada çıkabilir. Tamam, yok. Röportajları alalım. Rejinin uyarısı. Sizinle ilgili rejinin uyarısı geldiği için ona dikkat canlandırma mı? Evet, canlandırmalarımız vardı. Evet. Yani sizinle yapılan bir röportajları bir hatırlayalım. Tamam. Siz gazetecilere biraz serzenişte bulundunuz ama tabii hepsini aynı kefeye koymamak lazım. Her meslekte var. Canlandırmaları yapıyoruz değil mi? Dikkat yok, evet. Serzenişte derken yani görev bittikten sonra böyle olunca ben orada biraz üzüldüm açıkçası. He. Yoksa görev süresi içerisinde ben gazeteci arkadaşlarla çok diyalogumuz çok iyiydi. Çok güzel çalıştık. Planlı toplantılarımız yaptık her ay. Onlara fikirlerini sordum ve onların fikirleri doğrultusunda da kendimize yön çizdik. Evet. Yani evet. Evet arkadaşlar. Bir izleyelim o zaman röportajları bakalım. Hazırsan. Merhaba Dursun Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Sayın Başkanım, Düzce'yi yeni bir ulaşım aracıyla tanıştırıp nostaljik tramvay projesini hayata geçirmiştiniz. Fakat en son tramvay bozulmuş ve halk tarafından itilirken basına yansımıştı. Şimdi ona bozulmuş demeyelim de şöyle anlatalım onu. Şimdi biz tramvayı yaptık. Bu büyük bir proje. Düzce'mizi nostaljik tramvayla buluşturduk. Fakat ne oldu? Yahu Düzce halkı resmen yürümeyi unuttu. Bu böyle olmaz. Şuradan şuraya tramvaya binilmez. Yürüyeceksin. Ne için yürüyeceksin? Sağlık için. Yürümeyince ne olur? Obezite. Obezite nedir? Çağımızın hastalığı. Ben de danışmanlarıma söyledim. Tramvayı bozmuş gibi yap. Böylelikle ne oldu? Halkımız inip tramvayı itmeye başladı. Hem spor yaptılar hem de tüm Türkiye Düzce'nin ne kadar yardımsever olduğunu gördü. İtalya'da düzenlenen rafting şampiyonasında Türkiye rafting takımımız şampiyon olmuş. Siz de onları çeyrek altın ile ödüllendirmişsiniz. Bu konuda da sizi tebrik ediyoruz. Vallahi şimdi ben rafting maftik bilmem. Bir gün danışmanlarım geldi. Dediler başkanım böyleyken böyle. Bu çocuklara tam altın verir. Tabii bizim danışmanların tuzu kuru.
kuru. Altının fiyatından haberleri yok. Dedim ne tam altını ya. Çeyrek yeter. Şimdiki aklım olsa çeyrek de vermem ya, neyse. Basketbol takımı birinci ligdeyken çok para gidiyor diye basket takımını kapatmak istemiştiniz. Bu duruma ne diyorsunuz? Ya şimdi hanımefendi, 12 tane adam bir topun peşinden koşuyor diye bunun adı spor olur. Olamaz. Böyle bir şey yok. Hem basket oynanacak da ne olacak? Ben dedim ki bu takım iyi gidiyorken satın birine gitsin. Yapmadılar. Şimdi çok da bütçe gidiyor. Dedim o zaman takımı lav et. Kovun bütün oyuncuları. Düzce'de uzun adam mı yok canım? Bana dedim uzun adam bulun. Onlardan yapın. Part time çalışırlar. Şimdi danışmanlar gezdi. Çok fazla adam bulamadılar. Çünkü Düzce'nin ortalaması malum. Hepsi benim kadar. Dedik ne yapalım biz de. Verdik bütçeyi. Düzce'yi seven basketine katlanır. Sayın Keleş'in aldığı öğüdü çok konuşulmuştu. Siz de gelir gelmez o öğüdü satışa çıkarmıştınız. Zaten harcanmış bir para varken neden aracı kullanmak istemediniz? Şimdi orada şöyle bir şey oldu. Aslında Audi güzel araba. Rahat araba. Da ben ne zaman Audi'ye binsem yahu derimde kızarıklıklar oluşmaya başladı. Bir kaşıntı tutuyor beni. Sürekli kaşınıyorum. Doktora gittim. Doktor bile çözümünü bulamadı. Şimdi laf aramızda siyasetten bazı arkadaşlar dedi ki bu Keleş'in bir komplosu olabilir. Ben ihtimal vermedim tabii. Şimdi kimsenin günahını almak istemiyorum. Ne yapalım? Biz de sattık arabayı gittik. Ama şimdiki aklım olsa biraz daha beklerdim. Baksanıza ikinci el piyasası uçtu gitti ya. Bir borç kapatırdım. Atlı zaptı projeniz çok konuşulmuştu. Ama ne atları görebildik ne de atlı zaptayı. Şimdi hanımefendi spekülasyona gerek yok. Atlar yerindedir. Zabıtalarımız da atların üzerindedir. Ama hala meydanda gezen bir atlı zapta göremedik. Göremezsiniz. Niye göremezsiniz? Çünkü biz yerli esnaf kazansın diye ne yaptık? Gittik atlarımızı çay mahallesinden aldık. Ne oldu? At at değil, sütçü beygiri çıktı. Yahu at insandan ürküyor. İnsan yanına yaklaşamıyor. Şimdi rehabilitasyon merkezine soktuk. Atları bir insanlara alıştıralım. Sonra inşallah zabıtamızı da atlara alıştırıp sokaklara salacağız. Aslında bunu tabii sizin hoşgörünüze sunarak, medyayla olan ilişkinizi de dikkate alarak arkadaşlarımı hazırladılar. Hem bir ders olsun anlamında hem de belediye başkanlarımızın da bu tür şeylere alışması gerektiğini düşündüğümüz için. Evet, farklı bir siyasetçilerin. Sadece belediye başkanlarının siyasetçilerin. Seçilmişlerin aslında yani. Evet, seçim siyasetçilerin hazırlamak lazım, alıştırmak lazım. Nedir yorumunuz? Gayet güzel olmuş yani. Teşekkür ederiz. Atlar konusunda yalnız biraz şey yapmışsınız. Atlar profesyoneldi. Onlar yarış, yarış atıydı onlar. Ve öyle şey at değildi yani. Sütçü beygiri değil. Tabii sütçü beygiri değildi. Atlarımız güzeldi. Şimdi başkanım, biraz daha güncele yakın bir soru soracağım. Güncel bir soru soracağım daha doğrusu. Çok kritik bir aşamada Mehmet Keleş'in görevden alınması ya da kimilerine göre istifa ettirilmesi ile siz zor bir görev üstlendiniz. 1,5 yıl. Hakikaten yani seçilmiş bir belediye başkanının, vatandaşların oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanının parti iradesiyle görevden alınmasının kamuoyundaki olumsuz etkilerini de bertaraf ederim. Bir önemli bir şey üstlendiniz, görev üstlendiniz o aşamada. Bütün kamuoyu sizden il genel meclis başkanlığı ya da Cumayeli belediye başkanlığına adaylık gibi çok şeyler konuşuldu. Sonra il genel meclis başkanlığının il genel meclis üyeliğinde karar kılındı ve bütün Düzce kamuoyu sizin Düzce il genel meclis başkanlığınızı beklerken normal düz bir il genel meclis üyesi olarak kaldınız. Evet. Bugünlerde de biliyorsunuz yaklaşan AK Parti kongresi var. Kimi siyasi kulislerde adınız il başkanlığı için de böyle orada burada geçiyor. Yani bunların tamamını birleştirirsek önümüzdeki süreçte Dursunay biz il başkanı olarak mı göreceğiz, il genel meclis başkanı olarak mı göreceğiz? Ya da nasıl göreceğiz sizi bundan sonra? Ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle bir şey var. Biliyorsun bizim daha önceki siyasilerimiz bu partide bana çaycılık görevi verseler de yaparım demişti. Ama o Deva Partisi'nde şimdi. Biz öyle bir şey demiyoruz. Evet. Ama hangi görevi verirlerse biz yaparız diyoruz. Evet. Onun için bugün bize dün bize belediye başkanlığı görevi verildi. Layıkıyla yapmaya çalıştık. Bugün il genel meclis üyeliği görevi verildi. Onu yapmaya çalışıyoruz.
Yarın hangi görevi verirse onu da layıkıyla yaparız. Ama yani bu siyasi kulislerde Fahri Çakır vekilimizle sizin diyaloğunuzun çok iyi olduğunu söyleniyor. Yani Fahri Bey'in de sizi il başkanlığında görmek istediği konuşuluyor. Yani bunu söyleyenler buraya dayandırarak söylüyorlar. Şöyle bir şey var. Yani bizim diyorlar ki şu anda bir Dursunay Fahri Çakır'ın dediğinin dışına çıkmaz. Onu abi olarak görür. Ben şöyle bir şey var, evet. Şunu açıkça söyleyeyim. Düzce'de iki tane milletvekilimiz var, bir tane belediye başkanımız var, hatta bakanlık yapmış. Dolayısıyla ben belediye başkanlık görevindeyken de kesinlikle bir kişinin dediğini yapıp ötekini yapmama falan gibi böyle bir şey yapmadım. Tüm konuşmalarımızı bir araya gelip beraber konuştuk. Ya yemekte, ya kahvaltıda veyahut da başka bir ortamda bir araya geldi, konuştuk. Ne konuştuysak onu uygulamışımdır. Yani birlikte konuştuğumuzda. Yani ben Fahri abiyle ayrı konuşayım, ötekiyle ayrı konuşayım, berikini ötekine bilmem. Böyle bir şey kesinlikle benim ilkelerime uygun değil. Şu anda Düzce'de milletvekilimiz Fahri abi, Ayşe Hanım, ondan sonra belediye başkanımız Faruk Özlü, mevcut da şu anda il başkanımız var. Çalışıyorlar, görevine devam ediyorlar. Ha, mevcut başkanımızı Ankara değerlendirir, devam derse sonuna kadar yanında beraber çalışırız. Ha, hayır, bakıyorum ben çok değerli arkadaşların da AK Parti'den il başkanı olmaya çalıştıklarını görüyorum. Hepsine buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Yani böyle bir medeni cesaret gösterdikleri için. Yani kesinlikle niçin siz aday oluyorsunuz? Yani aday olmayın kardeşim denmez bu işlerde. Ne kadar aday varsa, ne kadar milletvekili çok adayı olursa bu parti böyle güç kazanır. O yüzden şu anda düşünsenize, il başkanlığı konusunda kimse il başkanı adayı olmuyor bu AK Parti. Ne demektir bu? Parti için iyi bir şey değildir. Dolayısıyla ne kadar ben görüyorum bazı yerde arkadaş adaymış falan, tebrik ediyorum. Yani bu mevcut adayımıza şey anlamında değil yani. Çünkü milletvekilliğinde de 75-80 tane milletvekili adayı vardı. Bunun içinden 3 tanesi seçiliyor. Bunun evet. gibi yani rağbetin olması bir şeye iyi bir şey. Biz o yüzden mevcut başkanımız şu anda o da göreve devam edebilir. Bir başka arkadaşımız da bu göreve gelebilir. Dolayısıyla biz partimiz kimi adayı gösterirse hep birlikte onlarla birlikte devam edebiliriz. Peki İlgelen Meclis Başkanlığı konuşuluyor. Bu dönemde İlgelen Meclis Başkanlığı iki dönem biliyorsun. İki dönem. Birinci dönem iki yıllığına bir seçiliyor. İlgelen Meclisi seçiyor. Sonradan üç yıllığına bir kez daha seçiliyor. Mesela Nisan ayında tekrar seçim var. Nasıl takdir edilirse o şekilde yolumuza devam ederiz. İlgelen Meclis Başkanlığı seçimi Nisan ayında mı? Nisan ayında. Yani 2021 Nisan. 2001 Nisan ayında seçim var. Orada ne takdir edilirse şu andaki arkadaşımız da görevini yapıyor. Problem yok. Yani biz şimdi bu şekilde biz göreve gelmedik, yapmayız etmeyiz diye bir şey yok. Yani biz makam mevki hırsı olan bir kişi değiliz. Almış olduğumuz terbiye bunu gerektiriyor. Dolayısıyla hiçbir sorun yok. Biz her noktada da durabilen bir kişiyiz. Yani bir futbolcuyu oynarken alırsın, yedeği alırsın, yedeği niye alırsın? Dersin ki daha sonra iyi bir maç var, burada kullanacağım, biraz yedekte kalsın dersin. Sadece onu oynamadığı için almazsın. Teknik direktörler genelde böyle yapar. Der ki bu maç biraz önemsiz, bunu yedeği alayım. Bu der, sonra değerlendirir yani, der. İleride daha önemli bir maç var, onun için biraz yedekte kalsın der. Artık lafın tamamı anlayan anlamıştır. Anlayan anladı ya. Evet, anlayan anlamıştır. Son iki dakikaymış. Çok. Peki hemen bir tek soru. Belediye başkanlığı size ne kattı? Belediye başkanlığı size ne kattı? Sizin belediye başkanlığı şöyle bir şey var. Yani Düzce'yi şu anda Düzce'nin bütün caddelerini, sokaklarını ve belediyenin nasıl yönetildiğini, yani ekonomisinden işte park bahçesine kadar. Ben şu anda belediyedeki çalışan zabıtasından, itfaiyesinden, yani herkesin
şu anda hangi noktada olduğunu biliyorum. Sabahleyin saat kaçta bunlar işe başlıyor? Kim 24 saat görev yapıyor? Hepsini yani şu an hafızamda ama belediye başkanı olmayan bir kişi, bu işi yapmayan bir kişi bu işi şey yapamaz. Peki gelecekte belediye başkanlığı adaylığı fikrinizde, düşüncenizde, idealinizde var mı? Yani ben bir dönem daha yapabilirim. Düzce şart değil muhakkak. Ya şimdi böyle şöyle, düşündüğünüz oldu mu? Şöyle bir şey var. Yani sonuçta insanın sağlığı önemli. Yani sağlığımız, sıhhatimiz yerinde olursa uygun da görürlerse Allah-u Teala takdir ederse yani niye olmasın, ama yani böyle illaki ben bir daha belediye başkanı oluyorum, olacağım falan diye de çok fazla gayret sarf etmeye gerek yok. Yaptık bu işi. Ama bize bir görev düşerse hani görevden kaçmayız, ama olmazsa da çok şey değil. Yaptık zaten yani belediye başkanlığı görevini yaptık. Evet. İnsanlar şu anda sokakta ben gezdiğim zaman herkes başkanım buyurun. Kimisi diyor ki kahve içelim, kimisi çay içelim. Yani bu mutluluk yetiyor bize yani. Mevzat şey sorusu geldi ama mesela 18 uygulaması olan bir yeri başkan sattı mı diye soru geldi memur sen. Yani istersen ha buyurun. Sen sor ben. Yani böyle bir soru geldi de mesaj olarak geldi. 18 uygulaması olan bir yerin borç yüzünden sizin sattığınız, sizin döneminizde satıldığı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Belediye bir yer sattığı zaman hemen belediye burayı sattı. Hatta Olimpiyat Kavşağı'nın arkasında bir şey var. İmarda problemli bir yer var aslında. Orası daha önceden ihaleye çıkmış, satılamamış falan. Bizim dönemimizde satıldı. Sanırım şu anda orası. Üzerinde de asfalt falan var. Ama sanırım orası var. He, orasıdır belki. Oradan doğru bahsediyordur. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben belediye olarak 2,5 kilometre yol açmışım. Aydınpınar'dan başlıyorsun, tam mezarlığa kadar gidiyorsun. Bu yol üzerindeki tüm kamulaştırmaları yaptık. Küçük suyun kenarında binalar yıktık kaç tane. 5 metre yol vardı. Tek araç zor geçiyordu derenin kenarından. Burada binaları yıktık. Biz bu yani kamulaştırmaları buradan sattığımız yerle oraların kamulaştırmasını yapıyoruz, açıyoruz. Yani, yani evet. Bu işin tekniği böyle yani. Şimdi orada 100 metrekare, 200 metrekare yer satılmış. Burada 2,5 kilometre 20 metre genişliğinde yol yapılmış. Yolun sadece mülkiyetini çözüyorsun, altyapısını yapıyorsun, üzerine de asfalt yapıyorsun. Yani evet, böyle kolay değil ki bu işler. Yani sadece borç gözüküyor, alacak gözükmüyor. Yani böyle bir durum var yani. Ya başkanım, şey de geliyor, durmadan yorum geliyor. Bir tanesi de şey, diyorlar ki, Mehmet Keleş, Hikmet Keskin'den sonra, yani sizi de sadece İl Genel Meclis üyeliğiyle görevlendirdiler. Yani Cumayr lobisi, Üvezbeli, Hamasçuk ve neydi? Avlayan lobisinin tasfiye edildiğini söyleyebilir miyiz diye böyle bir soru geldi. Arkadaşlar şimdi ben buna bir açıklık getireyim. Aslında başkanım şu da yanlış. Yani bir ilin, bir kentin yani Cumayrist de olacak, Kaynaşçısı da olacak. Akçakoca, yani bir bütün olarak niye bakamıyoruz biz, anlamıyorum. İnsanlar ben böyle i̇şte, ayrı ayrı bakıyor. Yani şöyle bir şey var. Ben Cumayeri'nden fazla aslında Kaynaşlı'yım. Tam 22 yıl Kaynaşlı'da bizzat bir fabrikada elektrik ve üretim sorumluluğu yaptım. Peki yani bu soruya nasıl cevap verebilirsiniz? Üçköprü köyünde. Dolayısıyla yani Kaynaşlı'yı da iyi biliyorum. Beyköy'ünü de, Düzce'de de belki de 150'ye yakın tekstil makinesi monte ettim ben, elektrik elektronik aksamlarını. Cumayeri'nde monte ettim, Beyköy'ünde, Kaynaşlı'da. Yani herkesle işli dışlıyım. Burada şuna gelmemek lazım arkadaşlar. Yani biz tarihimize baktığımız zaman bölünmeler böyle oluyor işte. O Cumayeli, bu Kaynaşlılı, bu şeyli filan, bunlar doğru şeyler değil. Değil yani ama ben, ne yazık ki konuşuluyor. Ben Cumayeli'nde doğdum, ilkokuldan sonra köyden bir çıktım. Yani 40 seneden beri Düzce merkezde Cedidiye'nin orada oturuyorum yani. Ben şimdi yani işte o Cumayeli bilmem neli yani öyle bir şey yok ya. Evet, hepimiz Düzceliyiz. Yani şöyle bir şey var. Geriye dönük baktığımızda bir Osmanlı İmparatorluğu'na bakıyorsun. Birleşmişler, bir araya gelmişler. Tüm beylikler dünyaya hükmetmişler. Ama bir ara biliyorsunuz Moğol istilalarında Timur'a yenilen Yıldırım Beyazıt oğulları ikiye ayrılmış. Birisi Edirne'de başkent ilan etmiş, birisi Bursa'da ikiye bölünmüşler. Tekrardan birleşmeseydi
Osmanlı olmazdı. Biliyorsunuz Selçuklu Devleti, güçlü bir devlet, başkent Konya. Ama sonradan ne olmuş? Dağılmışlar. Bütün beylikler bu sefer hiçbir işe yaramamış. Evet. O yüzden birlikten kuvvet doğar. Yani evet. Burada böyle birlikten basit düşünmek lazım. Birlikten kuvvet doğar diyelim, kapatalım. Güzel bir cümle bu çünkü. Buna ihtiyacımız var bir anlamda. Evet, yani birlik ve beraberlik içinde olalım. Hatta şu anda Cumhurbaşkanımız her tarafa koşuyor. Bak bir yandan Akdeniz'de, bir yandan Azerbaycan'dayız. Yani Irak'ta, Suriye'de, bir yandan doğalgaz bulmaya çalışıyoruz, bir yandan petrol bulmaya çalışıyoruz. Yani bu insanları zenginleştirmeye çalışıyoruz. Dursun Bey, aslında konuşulmamız gereken, evet, sormamız gereken çok soru da var. Ama çünkü pandemi sürecindeyiz. Tabii bu salonu bize tahsis eden, Taş Mahalle bize tahsis eden Kuşçuoğulları'na ben şükranlarımı arz ediyorum. Evet. Zor zamanda en azından bu salonu bize tahsis ettiler. Bu programı yapma fırsatı doğdu. Ben hem kendilerine, şirket olarak hem de Kuşçuoğlu ailesine şükranlarımı sunuyorum. Tabii Sayın Başkan, sizin önünüzde seçimler var. İl başkanlığı olsun, il genel üyeliği, il genel başkanlığı olsun. Daha başka seçimler de var. Sizi de sürekli takip edeceğiz, göreceğiz. Alandasınız çünkü. Zaten röportajlarda yansıdığı gibi halkla iç içe olan bir belediye başkanı olarak anılıyorsunuz. Bu da büyük bir artı bana göre. Diğer belediye başkanlarının da örnek olmasını ben diliyorum. Yani halkla bütünleşmeyen bir belediye başkanının başarı şansı sıfırdır bana göre. Yani halkın gönlünü kazanmak önemli olan. Onu becerdiniz, başardınız. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Senin sözlerin var mı bilemiyorum. Tamam. Ben bundan sonraki yaşantınızda başarılar diliyorum. Katkı sağladınız, katıldınız. Teşekkür evet, ediyorum. Ben de Oksijen Medya grubuna buradan teşekkür ediyorum. Bize böyle bir fırsat verdiğiniz için. Eğer pandemi kuralları olmasaydı daha uzun evet, konuşacaktık. İleride konuşuruz inşallah. Evet, hayırlı akşamlar diliyorum ben evet, de. Evet, çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bu akşam bu kanalda Oksijen TV'de özellikle Düzce Kulis'te Sayın Başkan, önceki dönem Düzce Belediye Başkanı ve şu anda ilgilenen meclis üyesi olan Sayın Dursun Ay'ı ağırladık. Tabii ilkeli, seviyeli ve objektif yayınımız devam edecek. Bizi izlemeye, takip izlemeye devam edin. 15 günde bir bu salonda sizlere, konuklarımıza hitap edeceğiz. Nevzat Cingit arkadaşımla beraber. Bizi izlediğiniz, takip ettiğiniz hepinize teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. İyi geceler.